Üslü ifadeler ve denklemler. A farklı 0 ve M, N tam sayılar olmak üzere. A üzeri N çarpı A üzeri M eşittir A üzeri N artı N. A üzeri M bölü A üzeri N eşittir A üzeri M eksi N. Ve A üzeri N'nin M'inci kuvveti eşittir A üzeri N çarpı M'dir. Bir fabrikada üretilen mavi ve kırmızı renkli otomobiller bir galeriye iki tır ile taşınmaktadır. Bu otomobillerin birer adedini kütleleri tablo 1'de. Tırların taşıdığı otomobillerin sayıları tablo 2'de gösterilmiştir. A tırı ile taşınan mavi ve kırmızı otomobillerin sayıları birbirine eşittir. İki tırın taşıdığı otomobillerin toplam kütlesi 214 kilogram olduğuna göre A tırı ile taşınan otomobil sayısı kaçtır? A 2, B 4, C 6, D 8. Soruyu tablolar üzerinde kısaca tekrar edersek. Bir fabrikada iki tür otomobil üretiliyormuş. Birisi mavi, birisi kırmızı. Mavilerin birinin kütlesi 4 üzeri 5 kilogram, kırmızıların tanesinin kütlesi 2 üzeri 11 kilogrammış. Bunlar galeriye iki farklı tır ile taşınıyormuş. B tırı bir kerede 4 tane mavi ve 3 tane kırmızı otomobil taşıyabiliyormuş. A tırının ise bir kerede taşıdığı mavi otomobil sayısı ile kırmızı otomobil sayıları birbirine eşitmiş. Farz edelim ki A tırının bir kerede taşıdığı mavi otomobil sayısı N olsun o halde. Kırmızı otomobil sayısı da N olur. Peki bunların bu iki tırın bir kerede taşıdığı toplam otomobillerin kütleleri 2 üzeri 11'e, 2 üzeri 14'e eşitmiş. Bu söylenenleri cebirsel biçimde ifade edersek. Şimdi A tırı N tane mavi, N tane kırmızı otomobil taşıyacak. Bir tanesi 4 üzeri 5 kilogramsa N tanesi M çarpı 4 üzeri 5 kilogram. Bir tanesi 2 üzeri 11 kilogramsa kırmızıların N tanesi 2 üzeri 11 çarpı N kilogram. Yani A tırının taşıdığı otomobillerin kütleleri toplam bu kadarmış. Peki B tırının taşıdığı otomobiller. B tırı 4 tane mavi. Mavinin tanesi 4 üzeri 5 kilogram. O halde 4 çarpı 4 üzeri 5. Benzer biçimde 3 çarpı 2 üzeri 11. Toplam bu kadar taşıyormuş B tırı. Bunların taşıdıkları tüm otomobillerin kütleleri 2 üzeri 14'müş. Peki burada şu ifadeyi kullanırsak, yani 4 yerine 2'nin karesi yazarsak 2 kere 5'in 10, yani şurası 2 üzeri 10 eder. 4 yerine 2 kare yazarsam burası 2 kare. 4 yerine 2 kare yazarsam burası 2 üzeri 10. Bunlara dokunmuyorum. Bunları da 2 üzeri 10 çarpı 2. Burasını da 2 üzeri 10 çarpı 2 üzeri 4 diye ifade edebilirim. Burada görüldüğü gibi bütün terimlerde ortak olan çarpanlar var. Ama öncelikle şu iki terimde ortak çarpan ne var ona bakalım. N var ortak çarpan. Bir de 2 üzeri 10 var. Şurada 2 üzeri 10. 2 üzeri 10 ve N ortak çarpan parantezde. Burada 1 artı. Burada da 2 üzeri 1 yani 2. Şurası 3 eder. Peki şunun yerine 2 üzeri 12 yazdım daha önce söylediğim gibi. Bunlara dokunmadım. Peki eşitliğin her tarafını 2 üzeri 10 ile bölersem, yani 1, 2, 3, 4 terimi de 2 üzeri 10 ile bölersem, şurada 3 çarpı n kalır. Burada 2 üzeri 2 kalır. 10 tanesi gitti, 2 tanesi kaldı. 2 üzeri 2, 4 eder. Peki burada efendim 2 üzeri
10 gitti, 2 kaldı. İlk kere 3'ün 6 eder. 6 eder. O halde 3n artı 26, 3n artı 10 eşit 16'dan, 3n 6'dan n eşit 2 bulunur. N 2 ise bizden 2n sorulmuş. Yani 2n kaçtır demiş, cevap 4'müş. Yani cevap Bursa'ymış.